Şurada bizim U harfinden duran semboller var. Görebiliyor musunuz? Evet. Az açarsanız daha rahat görürsünüz. Ben görebiliyorum. Evet. Onları tekrar ederek defalarca göreceksiniz. Bunları birer imza gibi değerlendirin, birer marka gibi düşünün. 1600 öncesine taşı işleyen taş ustaların imzaları gibi. Bunları birer mühür gibi değerlendirin, olur mu? Akabinde ahşaplar bakın. Başınızı lütfen yukarı kaldırın. 4 katlı bir zindan burası. Aslında Genç Osman Kulesi'ni dediğim gibi 2 bölüm olarak düşünün demiştim. Taşıyıcılar orijinal, buradaki kemerler orijinal. Yani aslında hemen hemen inşa edilmiş bir zindanın içindesiniz. Bu zeminde ne görüyorsanız diğer üst katlarda tam anlamıyla aynı. Burada mahkumlar tutuldu. Siyasi ya da politik suçlarla getirilen yeniçeriler hapsedildi. Her biri burada mutlak şartta zincirlerle ya da frangalarla bağlı olmuş olmalılar. 4 katın tamamı aynı. Hücreler mantığı gibi düşünebilirsiniz. Her iki ahşabın arasında bir kişinin hapsedildiğini düşünün. Mesela şöyle bakın. Kan akmadı. Kesilen başla gitti aşağıya. Bir diğeri de kuyunun bir ucu burada. Diğer ucu Zeytinburnu sahilde diyor. Yani kanları döküldü diyor. Burada Zeytinburnu sahil olarak değerlendirebilirsiniz. Ama tabii dönem şartlarında bugünkü pek mümkünatı olan ihtimaller değil ama döneminde ihtimali oldukça mümkün. Ama net olan şey İdamların burada yapıldığı. Diğer mahkum ya da askerlerin o yaşadıkları psikolojik travmaları düşündüğünüzde etkilenmiş olmalılar değil mi haliyle? Evet. O yüzden çok güzel izler bırakmışlar. Bakın şurada ikinci hücreye bakın bir çapa var, gördünüz mü? Duvara kazınmış. Tam karşıda. Bu çapa bir Yeniçeri ortasının kullandığı bir remiz. Yani o çapayı kullanan bir Yeniçeri'nin bölüğün, Yeniçeri bölüğünden bir mahkumun burada kaldığını söylüyor. Ama mahkum biraz daha öteye gitmiş. Yanında bir şeyler yazıyor Arap alfabesiyle. Osmanlıca Mustafa ismi var artık. Anlattığı şey o remizi kullanan bölüye bağlı Yeniçeri Mustafa bu hücreden geçti. Ben buradaydım demenin bir yolunu bulmuş. Tek iz bırakan o değil. Çapalar defalarca tekrar etmiş. Upuzun izi var, bir gemi var, çok güzel bir çiçek var, bir lale kazınmış. Bir şekilde hissiyatlarını işlemişler. Baktığımızda onlardan bize kalan en büyük ispatlar. Aslında onların bir dönem buraya geçtiklerine, buradan geçtiklerine dair izler diyebilirim. Çok uzatmadan soracağınız bir şey var mı?